Rakka, Halep, Şiraz, İsfahan gibi yurtlar bugün sadece türkülerde ve ağıtlarda yaşayan birer... Kendi deyimleriyle Alvur devrinin her yıl yeniden yaşatılan aziz bir hatırasıdır. Dere kaynaklarında, dağ yamaçlarında, gümrah otların, ıtırlı kekiklerin ve Polat gibi serin suların bereketi, Avşar'ı her yıl özlenen bir sevgili gibi bağrına çağırır. Toros silsilesinin eteklerinde derme çatma taşlarla yükseltilen ve üstü toprakla örtülen basit damlar, Temmuz'un ortalarında bile ferah esen dağ rüzgarlarıyla serinler. Avşar, biraz da yayla demektir. Yaylada hayat, olanca durağanlığına rağmen, yüksek yerlerin güç fark edilen ama bakir değerleriyle gizli güzellikler sergiliyor. Yayla insanı da her yıl, zapt edilmez bir davetle kendine çağıran güzelliklere kulak kesilmektedir. Dağ havası, soğuk su ve tabii yiyecekler, belki de Avşar'ın 10 aylık sıkıntılarını unutturan, yaralarını onaran bir ağabey hayat tesiri gösteriyor. Yaylaya ancak çok gerekli eşya çıkarılır. Bu belki de birçok insanın arayıp bulamadığı mutluluk ve huzurun sadelikte olduğunu hatırlatır gibidir. Yaylada yerleşim, tabiatla derin bir ahenk içindedir. Ancak ifadeye göre henüz 30 yıl önce çamdan görülmeyen şu dağların çıplaklığı, dağların öfkesini kışkırtmış gibi görünüyor. Evet, çırılçıplak soyunmuş dağların önlenemez öfkesi bu. Utançla karışık belki ama kendisini bu hale getiren insandan intikamını mutlaka alıyor. Yaylanın değişmez dekoru, çıplak tepelerin arasına sıkışmış otlaklar içinde saf bir neşeyle gezinen hayvanlardır. Buzağlar, kuzular, malaklar ve keçi yavruları birbirine karışan sesleriyle her akşam eve dönüşün sevincini yaşayıp dururlar. Ve güneş, yüksek dağların ardına doğru devrilmeye başladığında yayla aniden hareketlenir. Yaylımdaki kuzular görünür uzaktan. Her kuzu anasının kokusunu arayarak korkulu meleğişleriyle başının derdine düşmüş gibidir. Mahşeri hatırlatan bu hareketlilik içinde göz pınarlarınızın nemlendiğini, boğazınıza bir yumruğun gelip oturduğunu hissedersiniz. Avşarların kuzu katımı ya da emiştirme dedikleri bu hadise, ana ile yavrusu arasındaki o derin bağlılığı ne güzel anlatıyor.